Bu ölen bir insan cesedi gibi bu şekil verilmiş. Belki bir güvenlik noktasıydı. Burada silahlı askerler vardı mızraklarıyla, kılıçlarıyla ve silahlarıyla kaleye giriş yerinde bir kontrol merkezi olabilir. Fakat görüntü çok ilginç. Bu görüntü bir insan cesedini andırıyor. Etrafta koyunlar vardı, çobanlar vardı. Otlar yeşermişti Mart ay içerisinde. Doğa o kadar güzeldi ki kuş sesleri ve doğanın olağanca güzelliği içerisinde bu kayaya baka kaldım. Hayallerim canlandı. Evet Esrarengiz Kale, Çem Kalesi'nin yürüyüş yolundaki insan cesedi görüntüsü. Elimdeki kameraya bastığımda o anın filmini çektim. Evet Çem Kale ve Mağaranın filmini izliyoruz arkadaşlar. 7 Mart 2014 tarihi Cuma günü. Öğle üzeri Çem Kalesi'ne geldim. İlkbahar mevsiminin bu ilk günlerinde çimenler büyümüş. Koyun sürüsü var. Hemen yanı başımda kaleye giden yol güzel yanındaki tarihi kaya var. Şöyle baktığımızda sanki bir insan baş aşağı yatmış ağzı açık bir görüntü var. Evet, bu görüntü çok ilginçti. Bilimsel çalışmaları araştırdım. 1970'li yıllarda bir Amerikalı arkeolog gelmiş o dağlara, Edwards adında resimleri çekmiş, planlarını çizmiş. Ama ne var ki bizim Kültür Bakanlığı'ndan veya valilikten veyahut da bizim arkeologlarımız pek oraya uğranan olmamış, üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmamış olan bu Çem Kalesi'ne yaklaştığımda hayretlerim daha da arttı çünkü nereye baksam, bilim dünyasının ve insanlığın bilmediği ilginç görüntüler vardı. Evet arkadaşlar, şimdi o görüntüye geçerken yine bir fotoğraf ekranı gelsin. Bakın neler gördüm. Yanımda Sumbas ilçesi Kaymakamlığa bağlı Ziraat Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi Necati Bey vardı. Necati Bey ile beraber inceleme yapmaya başladık adım attığımız her yerde kiremit parçaları vardı. Necati Bey anlatıyordu. Hocam diyordu işte burası tarihi bir yer. İleride çizgili taşlar vardır. Daha ileri dağların eteğinde yine insan yaşam yerler vardır. Bak hocam Kozan tarafına bakarsan Diniker Dağı vardır. Dağın eteğinde üzerinde yazı bulunan kayalar vardır diye bana yaptığı gözlemleri ki orada bir kamu elemanı olaraktan çalışırken arabasıyla Dolaşmış bana bilgiler veriyor. Eline kiremit parçasını aldı ve o parçanın kaleden koparılmış veyahut da kale yanındaki antik kentten bir parça olduğunu söylüyor Necati Bey. Evet ve Necati Bey ile beraber birlikte kaleyi incelemeye devam ettik. Evet bir başka görüntüye hemen geçtiğimizde kalenin yanına yaklaştık. Dedim ki kaleyi gezeceğiz ama kalenin yanı başında vadi içerisinde heykele benzer bir yapılanma var mı? Aşağıda bir çobana seslendik. Dedik, ey çoban kardeş, adın ne? Benim adım Ömer Hökelek dedi. Koyunları vardı, elinde sopası vardı. Ve biz çobana doğru gitmeye başladık. Yaklaştık, selam verdik. Dedim, Ömer Bey, sen bu kalenin etrafını bir ömür boyu geziyorsun. Gördüğün pek çok eser var, ilginç şeyler var bu kalenin eteğinde, vadi içerisinde bir heykel parçası, bir insan görüntüsü var mı? Evet o soruyu sorduğumda Ömer Bey evet var dedi. Önümüze düştü yavaş yavaş biraz daha aşağıda bir kaya parçasının önüne vardık. Evet ve o anın yine fotoğrafını çektim. Arkadaşlar fotoğraf hemen ekrana gelsin. Evet Ömer Bey ile bir kayanın dibine vardık aman allahım bir baktım ki kayanın üzeri kesilmiş oyulmuş ve içerisinde biri kadın biri erkek iki heykel var kabartma heykel var kalenin şöyle 250 300 metre aşağısında bir vadi içerisinde bu şekilde bir heykel bakıyorsunuz ki heykelin üzerinde kartal şekli var yani eliyle omuz kısmını tutan ilginç bir heykel bu heykelin orada olduğunu ilk kez gördüğümde çok heyecanlandım. Ve oradaki çoban Ömer Hökel'e sordum. Dedim ki Ömer Bey bana anlat bu heykelleri. Sen nasıl anlıyorsun? Bunların özelliği nedir? Ve Ömer Bey başladı anlatmaya heykelin ilginç özelliğini. Evet kalaycı Ömer'in yani Ömer Hökel'in gördüğü şekliyle o heykellerin özelliği ve önemi şöyleydi. Evet kalaycı Ömer'i dinliyoruz arkadaşlar. Merhaba. Adın ne? Kalaycı Ömer dediler bana. Sülale ismin ne? He? Sülale mi? He. Kaleciler derler la abla. Ka Avşar mısın? Avşar, Kayseri Pınar başından gelme. Peki şu an burada da çoban mısın? Tabi koyun çobanıyım. Bu bölgenin adı ne? Buraya Çem Kalesi derler. Çem Kale. Kalenin aşağısında bir kaya da orada heykelleri gördüm ben. Karı ee... ile koca var burada bak. Ha anlat. Karı koca iki eli daha ellerini kırdılar bak. Baş evet. üstünden üstünde şöyle bir ok gidiyor. Evet. Güneye. Evet. Çiğinin de para resmi var. Ney var? Para resmi para. Ha. Bak para var para. Para. Evet. Sağ çiğninde de kuş resmi var. Yani yukarıda kuş vardı. Yani kuş evet. resmi var. Orada kuş yani, var tamam. E, Sonra? karının da çiğinin kafasının olduğu yerde sürahi var. Sürahi. İkisinin bir çiğinle birleşik arasında iki geyik var geyik. Geyik var mıydı? Vardı, iyi belli bir geyik. Ha geyik vardı. Ge geyik ayma kalkmış. Vuruşuyorlar şöyle. Vuruşuyorlar. Yani vuruşuyor evet. Içinde. Yani ayaklarını kırmışlar. Kırmışlar. O geyikler orada kırılmış galiba. Kırılmış Geyik çekeceğim burada. Canım buraya gelenler böyle bakıyor. Nerede? Kocanın Kemeri vardı, kemeri. Kemeri mi vardı? Hah, aynı şuramız, zıygal. Evet. Kemerini evet. haykırdılar şey çekecek. Gelip böyle bakarlar. Ne zaman kırıldı bunlar? 7-8-10 sene oldu. Öyle mi? Heh, Çiçek ha. ilk bir muhtarı vardı. Muhtarı bu otellerde, onun gününde. Ya. Ee, Ulan Böyle ya. kırdılar buraya. Geçen gene gelmiş 4-5 kişi de işte ben terk ettirdim. Dinamit evet. atacak dediler. Dinamit? Evet. Atıp patlatacak, karnına olacak, parası alacak diyor. Aman Allah'ım, Ömer Bey ne anlatıyor o anda? Diyor ki, bak diyor. Para var, para, kemeri var. Efendim geyikler var. Ömer Bey konuşurken çok heyecanlı. Elindeki sopayla onları bana anlatıyor. Diyor ki işte bu heykel, kral heykeli, kralın hanımı, hazine burada. Dedi ki sonra bak dedi. Bu heykeldeki hazineyi, parayı bulmak için buraya geliyorlar ve dedi burada dinamit atmak istiyorlar. Ömer Bey e söylüyorsunuz size uzun uzun anlatıyor. Ömer Bey yine aynı yerde heykellerin hikayesini farklı bir şekilde anlattı. Kalaycı Ömer'in anlattığı şekliyle heykellerin özelliğini tekrar dinleyelim. Vardı. Şöyle bir göster bakayım. Burada bir karı bir koca vardı. Evet. Burada bir karı bir koca vardı. Kocanın sol elinde baş parmağının fazlalıkla ok işareti var. Evet. Bir. Ondan sonra sol çiğninde de para resmi var. Evet. Kocanın so sağ çiğninin üstünde kuş resmi var. Uçuyor şekilde. Uçuyor kuş vardı. Evet. Biz, be, 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 karının sol çiğninde omuzunun üstünde de bir sürahi var büyük bir sürahi. Evet. Bir, bir bol başı dar. İkisinin de sağ sol çiğinin arasında iki geyik vuruşuyor var kabartmalı. Var mıydı? Var ha. da kabartma. bunu kırdın ama hala evveli bak. Evet evet evet. Efendime söyleyeyim. Karının da yani bir yani, O kadın bu, mıydı o? Bu kadın. Kafaları evet. yok ama e, kıyafetlerinden belli. Evet evet. Burada işte başka da yok. Ha. Yani kimi de diyor ki koca parasını göster diyor bir paramızın bir yüzünde kuş var, bir yüzünde iki geyik var da bu da sürahide. Cennete dolu diyorlar. Ne mi diyorlar? Onu andırıyor diyorlar, başka bir şey yok. Evet. Teşekkür yani ederim. Ben 957 doğumluyum. Hı hı. Yani 43 senedir beri buradayım. Evet. Başta da onlar vardı değil mi? Para falan vardı, geyik vardı, vardı. Var da hala para da belli bak. Para da belli. Geyik de geyik sadece kayboldu. Evet. Kalay Çöper diyor ki bu geyik, bu vazo, bu altın, bu kral, bu kraliçe, bu kemer... Aman Allah'ım. Neler anlatıyor? Yalnız o kabartma heykellerin kollarında ve ayaklarında kırılmalar vardı ve Ömer diyor ki kalacı Ömer bak diyor ayağımızın yanı başında kayaların dibinde bir oyuk var. Buraya geliyorlar efendim diyor kazma kürekle deşiyorlar. Dinamit koyacaklar, patlatacaklar ve diyordu mağaranın diyor iç kısmından hazineyi bulacaklar. Onları söylemek istiyor. Onları düşündüm. Şimdi Çem Kalesi Mehmetli Köyü'nün az yukarısında bir dağın eteğinde. Mehmetli Köyü son yıllarda belde oldu. Yani belediye başkanı var. Mehmetli Köyü'nde belediye başkanıyla bağlantılı efendim orada memurlar var. Sumbas ilçe Kaymakamı var. Jandarma var. Polis var. Yani devletin oradaki varlığı söz konusu. Mehmetli Belediye Başkanı'nın ve oradaki yetkililerin, onu bırakınız oradaki insanların, yurttaşların en azından o kaledeki heykellere bilmesi lazım, sahip çıkması lazım. Kime sormuşsam Çep Kalesi'ni anlatım diyorum. Ya orada bir kale vardı ama gitmedik, görmedik. Yanı başlarındaki bir dağın eteğinde heykeller bulunan kaleyi görmemişler. Ben tabii onlara düşünürken dedim ki kendi kendime. Dedim ey tarihi Cezmi hocam. Tarihi yazarsın. Ancak sen bu acı gerçeği, çelişkileri tüm kamuyla sunman lazım. Elimdeki fotoğraf makinesiyle o heykelin oradaki farklı gerçekleri yani acı gerçekleri çekmeye devam ettim. Arkadaş yine fotoğrafa gelsin bakayım ne var. Evet. Ömer Hükerek bir çoban olarak yaklaşık 40 yıldan beri sürüsüyle, koyunlarıyla, keçileriyle orada dolaşıyor. Kendi kendine oradaki heykellere sahip çıkıyor. Gelen giden definecilerle görüşüyor elindeki sopasıyla elde ettiği tüm bilgileri anlatıyor. Ona göre mağaradaki kabartma heykeller bir hazinenin olduğu yerde kral ve kraliçe. O kralın hazinesi bu kayanın dibinde olabilir. Onu hayal ediyor. Şimdi oradaki insanların geçim seviyesi belli. Diyelim ki bir sürü koyun vekilsiz olsa bir yıl boyunca onları çoğaltacak veya kurbana yaklaştığında onları satacak ve geçim sağlayacak. Ömer Bey anlatırken heyecanlarla beraber bilgi veriyordu. Evet, bu fotoğrafı o zaman çektim. Bir başka fotoğrafı hemen geçtiğimizde bakın eline çubuğu aldı. Bu kral, bu kraliçe ayakta duruyorlar. Sürahisi yanlarında bak bak diyor kollarında para takılı. Yani bilgiler veriyor. Kendince anlatıyor heykelin özellik ve önemini. Bu tarz kabartma heykel kalelerde pek bulunmaz veya kalenin yakında bulunmaz. Ancak Çukurova coğrafyasında... Eğer Mersin'e giderseniz oradaki cennet ve cehennem gibi çok bazı mekanlarda bu tarz heykeller vardır. Ama Çukurova'nın kuzeyinde, Osmaniye bölgesinde uzaktan kaleyi görürsünüz. Baktığınız zaman kalede talimatlar vardır, duvar vardır, bursları vardır ama kalenin yanı başında pek heykel göremezsiniz. Şimdi Çem Kalesi'nin aşağı tarafında bir vadi içerisinde bu şekilde heykeller var. Muhteşem bir görüntü ve Ömer Bey anlatmaya devam ediyor. Oysa ki Ömer Bey'den önce ben bu bilgileri okuyacağım kitaplarım olması lazımdı. Yetkilerin bana anlatması lazımdı ama hiçbir bilgi bulamadım. Bilinen bir gerçek vardı ki devletin bundan adeta haberi yoktu. Kamuoyunun yoktu ama o kaleyi, kalenin çevresindeki tarihi zengini bilmek gerekiyordu. Ömer Bey sopasıyla bana bilgi veriyor. Kral, kraliçe, hazine, kemer, evet onları söylüyor. Bir başka fotoğrafa geçtiğimizde, geçelim arkadaşlar. Ömer Bey acı şeyi gösteriyor. Bak kayanın altında burayı değiştiler. Yakın bir zamanda dinamit koyup patlatacaklar. Kaya havaya uçtuğu zaman kayanın içerisinden hazine çıkacak. Altın, gümüş, paralar çıkacak. O bulan insanlar da onu alıp satacaklar, zengin olacaklar. İşte diyor, dinamitin, bombanın konacağı yer burası çok kıymetli bir tarihi mekan, bir kalenin eteğinde, heykellerin olduğu ki bu kaya blokunun aşağı kesiminde dinamitle, bombayla efendim o heykeli havaya uçurma çalışmasının olacağını söylüyor Ömer Hökelek. Evet, dedim ki olamaz. Bu tarihi eserlere sahip çıkmak gerekir. Seyirci kalmak gerekmez. Ne mal olsun buradaki acı gerçeği kamuoyuna sunmak var diye düşündüm ve araştırmaya devam ettim. Bir başka fotoğrafa geçtiğimizde.